Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su birazdan başlıyor. Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Siz de mi geldiniz, hoş geldiniz? Ha, siz de mi buradaydınız, size de hoş geldiniz. Evet, telefon numaralarımızı verelim hemen. Okan Bayülgen'in Talk Radio'sundasınız şu anda ve konuşan ben Burcu Baktur. Başka kimler var? Bu Ege, sen var. Şu Umut Ususoy. Bir de konuğumuz var ki birazdan söz edeceğim. Önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 368 62 20 0212 368 62 20. Bir de WhatsApp'imiz var, bildiğiniz gibi. WhatsApp da olur. Olur. 0533 040 77 çift 0 0533 040 77 çift 0. WhatsApp'tan bizi aramayın ama bize videolar, sesler, bir sürü resimler, bir sürü bir şey yolluyorsunuz ve biz çok seviyoruz onları. Onlardan da bahsedeceğiz. Yollamaya devam edin. Çünkü biz sizinle bir WhatsApp arkadaşıyız aynı zamanda. Evet. Dün kadınlar günüydü, bugün erkekler günü mü oluyor? Yok, sanmıyorum. Bence bize her gün bayram. Evet. Biz burada coşkuyla kutladık. Yanımızda şahane bir konuk var. Yalan söyledim. Şimdi şahane mi değil mi bilmiyorum ama yaptığı iş şahane. Şimdi tanıyacağız muhtemelen, o da şahane biridir. Yanımızda zaten kendisi Mustafa Tekin. Doğru söyledim değil mi? Mikrofona böyle iyice yapışaraktan. Evet, peki Mustafa Tekin kimdir? Ben kısaca Mustafa Tekin'in hayatını okuyacağım size. Şaka yapıyorum. Artful Living'in ortaklarından diyelim. Ama Artful Living nedir? Kısaca bir bahsetmek isterim. Biraz sanat konuşacağız bugün. Türkiye'nin sanat platformu. Ulaşılabilir sanat anlayışıyla sanatı, sanat eserlerini ve sanatçıları izleyiciyle buluşturan. Bulaştıran olur. Da olur aslında, değil mi? Bulaştırın bizi sanata. Aynen, daha güzel. İzleyiciyle buluşturan Artful Living, Türkiye'nin ilk sanat sosyal medya platformu olma özelliğine taşıyor. Klasikleşen anlayışlardan uzak olan Artful Living, sanatçıları, sanat eserlerini ve sanat okurlarını seçkin galeri ve koleksiyonerlerle bir araya getiriyor. İngilizce yayınıyla birlikte Türkiye sanat gündemini dünyayla buluşturuyor. Şunu da okuyalım. Artful Living'in üyelerin siteyi aktif olarak kullanabilmesi, sanatçı, galeri ya da ziyaretçilerin site içerisinde yer alan içeriklere yorum yapabilmesi, beğeni, paylaşım gibi etkileşimlerin yanı sıra beğendiği sanatçı ve galeriyi takip edebilmesi gibi özellikleriyle sanat ve yaşam felsefesini yeni nesil bir platform oluşturarak sunuyor. Bir şey anladın mı Ege bu okuduklarımdan? Anladım tabii. Çünkü ne, ben, ne anladın? Çünkü ben de okuyordum aynı şeyleri yazıdan. Ben anladım onun için birazcık. Umut ne? Ben ne? Dinlerken anlamıyorum. Okurken anlıyorum. Bir nüshası daha yok mu ya? Onu ben de takip edeyim. Ama şimdi bir dakika. Dinleyenlere nüsha veremiyoruz. Ama Mustafa Bey'i verebiliriz dinleyenlere de. Mustafa Bey, ben ne okudum az evvel? Aslında Türkiye'deki sanatın belleğini nasıl yaratırız? İnsanların İyice arasında... mikrofona ağzımızı dayayarak. Şöyle. Türkiye'deki sanatı insanlara nasıl yaklaştırabiliriz? Nasıl iletişim kurdurabiliriz? Sanatın aslında toplumdan uzak olmasını nasıl engelleyebiliriz mantığından yola çıkan bir işti bu. Ayrıca İngilizce olmasıyla aslında bu da çok güzel bir şey. Türkiye'deki işleri dünyayla da buluşturma. Tabii. En büyük amaçlarımızdan biri zaten aslında... Bu da çok mühim. Hani Türkiye'de... Çok az sayıda dünya starı sanatçımız var. Niye daha çok olmasın? Daha çok olabilmesi için gençlerin bütün yaratım süreçlerini takibi, incelenmesi ve bunların başkalarına da, yani başka dillere de ulaştırılabilir hale getirilmesi için amaçlanan bir şeydi aslında. Peki bu İngilizceye çevriliyor evet ama bu yayın olarak mı kalıyor yoksa siz başka dünyaca ünlü art magazinlere, dergilere falan da böyle ulaşabiliyor musunuz? Öyle aranızda bağlar var mı? Özel olarak uğraştığımız bir konu değil. O çünkü kademe kademe önce kitlemizi yaratmak istedik. Yani hem sanatçılarımız hem bunlarla ilgili bilgilerimiz. Ama amaçlardan biri de bu, oraya varacak yani bir şekilde. Ulusal bir dergi yapmak amacımız aslında. Bundan sonuç olarak elde edeceğimiz şey bütün Türkiye'de kalıcı olacak. Dünyanın herhangi bir yerinde satılabilir kalitede bir dergi yaratıp bütün Türk sanatçılarını da bu derginin içerisinde dünyaya tanıtabilmek. Bu Türk sanatçılar için de çok mutlu edici bir şey o zaten. Değil mi? Şahane. Ne zamandan bahsediyoruz? Bu yeni kurulmuş. Aslında önümüzdeki ay 3. yılımızı kutlayacağız. 3 yıl aslında çok da yeni değil mi?
Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor. Ben de trafikteydim ve bu konuşmaya son saniyelerde şahit oluyorum. Ve hakikaten İstanbul'da Türkiye'nin en önemli metropollerinden birinde insan evladına bunun yapılmaması gerekiyor bence. Hakikaten büyük saçmalık. Arkadaşlar bugün Virgin Radio'nun Talk Radio'sunda işte bütün ekip bir arada ve bugün biraz günlük kullanımda sanattan konuşacağız. Harikulade bir konuğumuz var ve zaten konuşmaya başladılar bile. Valla biz daha içeride başladık. İçeride başladınız çünkü ve benim de değerli konuğumuza Mustafa Bey'e en çok sormak istediğim şey günlük hayatımızda mutlu olmak için ne kadar rahat ve ne kadar çok sanat tüketebiliriz, bunu sormak istiyorum. Güzel bir parçayla devam edelim ve hemen dönelim. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor ve bizler Talk Radio ekibi olarak burada sizlere eşlik ediyoruz. Evlerinize, dönüşlerde, trafikte, sıkıntı içerisindeki herkese ve evlerinden onları bekleyenlere. İşte bu akşam konuğumuz, radyolarını yeni açanlar için tekrar etmek istiyorum, Sayın Mustafa Tekin, Artful Living web sitesinin kurucu ortağı, fikir babası ve yazarı, bu işi bizler için oluşturan adam. Onunla birlikte sanatın günlük eğlenceli kullanımını konuşuyoruz. Daha doğrusu bu ismi ben taktım, onun bir payı yok. Belki o bu sanat hizmetini, kültür hizmetini başka türlü tanımlıyor olabilir. Ama benim inancım bu. Ben sanatın hayatımızın her yanında bize mutluluk, zevk ve eğlence yaratabileceğini, bunu paylaşıma açabileceğini düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla sanatsız yaşadığımız için eğlencesiz yaşıyoruz. Eğlencesiz yaşadığımız için sadece gereklilikleri yerine getirmiş mutsuz oluyoruz. Mutsuz da etmez mi sanat ama? İlle de mutlu mu etmiyor? Hayır, sanat her zaman mutlu eder. Hayır, bence mutsuz da etmiyor. Hayır, bence mutsuz da olamıyoruz adam gibi. Adam gibi de çok yanlış. Adam gibi mutsuz olmak kelime istiyorsan ben İnsan neler gibi yapabilirim mutsuz ama. Ama mutsuz yani da olamıyoruz. Hakikaten olamıyoruz. Vallahi ne mutlu olabiliyoruz ne mutsuz. Arada Mutlu olmakla mutsuz olmayı sanki terazinin kefeleriymiş gibi karşılaştırmamak gerekiyor. Neden? Çünkü mutsuz olacak zaten çok şey var. Zaten dünya üzerindeki mutlu varlığımız... Mutlu olacak da çok şey var ama. Hayır. Evet. Hayır. Var, vallahi var. Hiçbir ama leopar çok... çalılara sürtünerek yürüdüğü için ne tatlı mutluyum demez bu insanın. Çalıların arasında başka bir leopar sürtündüyse mutlu olabilir. İşte yine konu sekse geldi. Yani, hadi buyur. Yani hayır, yine ama konu şey... çalılara sürtünen leopara hayır. geldi. Leopar bunu ben bunu ha, ben leopar. Hayır, çok net, çok net, çok doğal bir şey söylüyorum. Vallahi çok doğal, çok normal bir şey. Leopar der misiniz? Leopar. Bir dakika. Şimdi bak, ben hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir konuşma. Bak, konuğumuzun önünde çok ayıp oluyor. Evet, tamam. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sadece ne sadece? Evet. Leopar der misin? Leopar. Sen niye leopar diyemiyor dedin Umut? Diyemiyorum. Leopar bile diyemiyoruz dedim. Leopar dedik hemen mevzu başka bir yere gitti. Ben sen Burcu leopar diyemiyorum. Leopar. Hanımlar beyler, 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonu ve bayıldığımız WhatsApp mesajlarınız için 0533 040 hayır ne 040 ya 533 evet 040 77 evet. Çift 0 evet. Peki istersen artık tartışmayı bırakalım Mustafa Bey'e soralım. Ve Mustafa Bey'e soralım, bu fikir nereden aklınıza geldi diye sorar mısın şu aptal soruyu? Mustafa Bey, nereden geldi fikir size? Aslında fikir hayatım. Ya bu çok saçma, çok eğlenceli. Ya de. Kaç oda bir salon eviniz? Mustafa Bey, tamam başka soru. Başka soru. Öyle bir soracağım ki aynı manaya gelecek ama. Bak ben çok sana başka bir soracağım. Yerden. Ben de başka ben sana bir soracağım. Evet peki. Artfulliving.com bize her gün ne veriyor, ne göstermeyi, ne sunmayı vaat ediyor? Bak, soru böyle, soru gördün mü? Ne veriyor? Soru mu bu ya? Soru tabii. Tabii.
Ne kazanıyoruz ya da ne bize nasıl vakit geçirtiyor, ne yapıyor bize? Aslında iki yönlü kazancı var. Hem edebiyat, sanat, kültür, yaşamın birleşiminden aslında yaratıcılığın ve aslında sanattan zevk almanın, yaratıcılıktan zevk almanın çoklu boyutlu olduğunu, edebiyatçıların sırf edebiyata ya da kültür, yaşam, müzikle uğraşanların sırf müziğe, sanat çevresiyle ilgilenenlerin sırf sanatla ilgilenmesinin dışında hepsini bir araya getirip ortak payda farklı bakış açılarını bir arada görme imkanı vermek aslında. Peki bizim nasıl dikkatimizi çektiğini söyleyeceğim. Çünkü radyomuzda bizimle beraber olan harikulade bir adam var, Kemal. Kemal bize sürekli konuştuğumuz konularla ilişkili olarak, ki biz burada sadece popüler kültür konuşuyoruz ve sadece insanların bir alt metnini, yani toplumun nabzını konuşma akçesi olarak değerlendiriyoruz ve burada mikrofonlara getiriyoruz. Fakat konuştuğumuz her şeyle ilgili artfulliving.com.tr'den bize bir başlık basılmış olarak getirebiliyor. Ve hakikaten çok ilgimizi çekti bu site. Sevindim aslında. Ay, birazcık utangaç mı Mustafa Bey? Tamam. Yanaklarını sıkıştırmak ister misin? Hayır, yanaklarını sıkıştırmak ister misin? Adam yakışıklı da yani. En azından yanaklarını sıkıştır bari. Boşa gitmesin. Bekliyor mu? Ay, utangaç galiba. Ne de olsa kız kıza dedikodu ediyoruz. Ben bir şey soracağım. Bir dakika. Dün neredeydin? Dün neredeydin? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü demeyelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde neredeydin? Bir emekçinin olmaması, yani senin olmaman, ki sen aramızdaki tek emekçisin. Biz hiçbirimiz emekçi değiliz. Ki ben sadece emekliyim. Bunlar da ben emekçi çiğ olacak. Evet, ben çiğ. Bu da çiğle. Yani hakikaten bizim ya aramızdaki tek emekçinin burada olmaması yüzünden, yani vallahi bak, hıkı pıkı tıkı gibi, yani konuşamamayı ifade eden sesler çıkardım ve iki tane Twitter'dan iki tane yorum girdi. Baba bırak bu işi. Sen konuşamıyorsun dediler bana. İbretlik. Yani evet, ibretlikti. Hakikaten öyleydi. İnsanın ağzı da şey değil ki, büzülmüyor. Her şeyi söyleyebilir insanlar. Ben migren sancısı çekiyordum. Efendim? İmigrenim vardı. İmigren. 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 Yahu daha migren diyemiyorsun. Yok, diyorum. Migren diyorum. Hakikaten migrenim var. Ama dediğim gibi yani, bak bu bok hikayesine değilim. Dönüyor bu. Bok mu? İmigren diyebilirim migrene. Ama ben o acıyı çekiyor muyum? Bob. Acıyı anlatabilir miyim? Anlatırım. Ama adını söyleyemeyebilirim. Ne olacak ki? Bob deriz ona da. Ama böyle giderse programın adı da Bob olacak ve programda konuşmak yerine sadece Bob diyorum. Evet. Lütfen sayın konuğumuza sorun. Madem böyle önemli bir iş yapıyor, bizi çok eğlendiren ve kültür ve sanat sitesi ama çok eğlendirici. Böyle bir şey yapıyor. Ona lütfen Bob'un ne olduğunu anlatır mısın? Anlatırım. Lütfen. Mustafa Bey. Bob nedir? Tamam. Şimdi Bob, bir kere çok kolay söylenebilen bir kelime, bir isim. Tersten de okursanız yine Bob oluyor. Dikkatinizi çekiyorsun. İnanılmaz. Anladım. Bilmiyorum. Anlayamadım. Bak, bir dakika. Benim şu anda gözyaşlarımı tutan. Rahat söylüyor tersten okunumca. Ben şimdi Bob muyum? Hayır, ne alakası var? Hayır, hiç alakası. Şu ana kadar aynı görüşüm. Şöyle bak. Kaç oda bir salon eviniz? Benim Bob teorim şu. İsimleri... Herkesin Bob teorisi kendisi. Şimdi benimki kendime. Ben şu an ben de kendim Bob teorimi Bob eşittir. Bir dakika, şimdi ben söylüyorum. Çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi kaç oda bir salon eviniz? Ya ama. Şimdi ya. Şimdi Bob, diyorum ki benim teorim şu. Hayvanlar gibi olalım. İyi koklayalım, iyi dinleyelim, iyi bakalım, iyi görelim, iyi okuyalım. Ama isimlerini bilmek çok da şeyim de değiliz. Affedersiniz, bir şey soracağım. Yani sıkıldınız ismi, değil mi? Isim unutuluyor ya. O zaman bir şarkı dinleyelim. Biz bunu tartışalım. Virgin Radio. Çılgınlaşmaya meyilli.
Evet, tekrar geldik. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0-212-368-62-20. Çok yaşayın. Hapşırdınız mı? Öksürdünüz. Öksürdüm. Tamam. O zaman yine çok yaşayın. Sağ ol. Evet, telefon numaralarımız 0212-368-62-20, 0212-368-62-20 ve WhatsApp için telefon numaramız 0533-040-77-0, 0533-040-77-0 ve yanımızda Mustafa Tekin var. Peki Mustafa Tekin kim? artfulliving.com.tr değil mi? Doğru, doğru mu söyledim? Bu internet sitesinin kurucularından biri. Sanırım evet. Bir ortağınız aynen. Daha var. Erol Bey. Onun da ismini söyleyin. Erol Özmandırıcı da bizim ortağımız. Şahane. 3 yıldır etkin sanıyorum değil evet, mi bu? 3 yıldır sanatın, yani Türkiye'deki çağdaş sanatın, edebiyatın ve kültür yaşamının belleğini tutmaya çalışıyoruz aslında. Peki şimdi böyle biraz soru cevap yapalım istiyorum. Belli yazarları var mı bu sayfanın, yoksa sürekli değişiyor mu? İnteraktif bir şey mi? Evet. İzleyiciler ya da okurlar yorumlarını bırakabiliyorlar mı? Ya da bir talepte bulunabiliyorlar aslında mı? Aslında her ay 50 tane yazarla çalışıyoruz. Sanat, edebiyat ve kültür yaşam üzerine. Bunları 2 ayda bir değiştirerek hareket ediyoruz. Daha farklı sesler, daha farklı tonlar, bakış açıları daha fazla çok olsun güzel. Diye aslında. O zaman peki bu yazarlar aslında kritik yapan insanlar diyebilir miyiz? Sanat kritikerleri diyebilir miyiz? Yani yoksa? Kritikler, röportajlar aslında üreten insanları tanımak için. Son kullanıcının üreten insanları nasıl tanıyıp nasıl iletişime geçebilir, onların hayatı nedir? Sanatçılar o kadar uzak insanlar değil. Yani hakikaten sizin benim gibi insanlar. Evet. Onlarlaki aradaki mesafeyi daha kısaltıp insanların sanatlı ve sanatçılardan korkmaması, sergiye gitmekten ben anlamıyorum ve niye sergiye gideyim demekten vazgeçirmek. Wow, güzel değil mi? Umuttan bir peki size ulaşabilecekleri bu sitede bir mektup adresi ya da buna benzer bir şey var mı, bir iletişim? Tabii, iletişim bilgilerimiz var. Bunun dışında aslında siteye yazar olarak da üye olup kendi yazılarını yayınlayabiliyorsun. Vay, bu şahane. Bunu tekrar edelim. O zaman peki bir kriteriniz var mı bu yazarlar için? Yani bir sanat aslında platformunda çalışmış olmaları ya da herhangi bir yazılarının daha önce bir yerde yayınlanmış olması falan gibi. Yani bir kriter koymuyoruz. Yani buradaki genç yaratıcı yazarlara da şans tanımak çok için. Çok güzel. Eylül ayından itibaren belli bir okunurluğa, yani özgür olarak yazılarını yükleyen insanların belli bir okunurluğa ulaştıktan sonra telif vermeye başlayacağız. Wow, otomatikman çok kendi teliflerini kazanır halde, yani gençler için, bir üniversite öğrencisi için bir meslek haline dönüşebilir güzel, mi acaba evet. diye. Ya hem o taraftan evet hani önce kendini de denemiş oluyor aslında değil mi bir aynen, yazar olarak yani, hani kendini edici. De görmüş evet, oluyor. Bir işte uzmanlaşmak, pişmek ve daha çok. Aslında ne yazık ki bu işten biraz para kazanılması lazım ki insan daha çok emek harcasın. Ne yazık ki demeyin ama ya. Hayır, ne yazık ki derken. Ne yazık ki para vermek zorunda kalıyoruz bu yıl. Keşke beleşe çalışsalar. Yok ya. Çekil. Biz yayın olarak tek anlayışımız hiç kimseden ücretsiz yayın almıyoruz. Çok hiçbir güzel. Şey. Çok çünkü çok yani güzel. Biz ne kadar veriyorsunuz? 2 lira. 2 lira deyip geçme. Sayfa yazsam kaç verirsiniz? Şimdi ben yazsam kaç daha olur? Aslında çok düşük. Herkes aynı davranıyoruz. Tamam, şahane. Yani aslında interaktif bir durum kesinlikle var. Evet. Okuyucuyla. Aynen. Aynı şekilde galeri de kendi içeriklerini yükleyebiliyor. Aa, bu da aynen. Çok güzel. Aslında sanatçı üyeliği de alıyoruz. Yaklaşık 1300 tane yazarımız var üye olarak. Bine yakın da sanatçı üyemiz var. Peki hiç şeyi denediniz mi ya da düşünür müsünüz? Belki bir fikir olur. Bir edebiyat dünyasından biriyle işte heykel yapan ya da başka birini birbirleriyle röportaj yapmaları da aslında enteresan olabilir. Aslında bir yıl boyunca ona uğraştık. İstediğimizi tam elde edemedik. Benim amacım farklı disiplinleri bir araya getirip onların hem kitlelerini bir araya getirmek hem birbirlerini tanımaları, birbirlerine tartışmaları, sanatı da tartışmalarını sağlamaktı. Yani önümüzdeki dönemde tekrar uğraşacağım galiba. Peki ne yapıldı ve hani neydi sizin bu karşınıza çıkan şey neydi? Hani o olmamasına tam içinize sinmemiş gibi çünkü o durum.
Sanatçılardan gelen şeyler mi oluyor genelde? Yani hani yok aslında ben yapmıyorum. Birbirleri hakkında fikirleri olmamalı. Aslında ne güzel bir imkan sağlıyorsunuz. Bakın ama tanışın insanları diyorsunuz kaçırıyor. Değil mi? Evet aynen. Yani ne yazık ki insanlar birbirine fikirleri durumu, olmayınca aynen. Evet. Ben ne yapacağım? Sorun mu olacak? Ama bunun üzerine konuşalım. Bence bu çok etkin bir durum. Hem sanatçılar için hem izleyiciler, hani sanat izleyicisi ya da dinleyicisi ya da sanat sever için diyelim. Hatta sanat sevmeyen için bile çok şahane bir olgu. Şimdi haberlere bir göz atmayalım, kulak atalım. Sonra geliyoruz. Hayırken. Talk Radio. Okan Bayülgen'in Talk Radyosu'ndasınız. Ben Burcu Baktur. O Ege sen. Böyle dursak. Ege bakışsak böyle. Ege senin soy ismin ne? Esen mi? Ege Esen ve... Kafa sallıyor. Ve Umut Ususoy. Ve konuğumuz var. Konuğumuzun adını da ezbere biliyorum. Hiç bakmama gerek yok. Mustafa Tekin efendim. Artfulliving.com.tr web sitesinin kurucularından, ortaklarından. Fikir babası. Ya öyle bir duruyorsunuz ki Mustafa Bey, yani hiç konuyla alakanız yokmuş da biz sizi zorla getirmişiz. Değil mi? Aslında alakam yok ya o mevzuyla benim der gibi bakıyorsunuz. Şansım yoktu. Peki. Az evvel konuştuk. Bu arada şeyi de hemen hatırlatalım. WhatsApp'tan şahane şeyler yazıyorsunuz. Okuyoruz her birini. Telefon numaramızı önce söyleyelim. 0212 368 62 20 ve WhatsApp numaramız 0533 047 77 00 0533 047 77 00. WhatsApp'tan bize ne yazmışlar çok hoşuma gitti. İkindi uykusu sonrası sizi dinlemek de bambaşka bir deneyim şu an. Sanki birazdan üstümü değiştirip işe gideceğim. Bir yandan da bana eşlik edeceksiniz. Demiş. Eşlik edeceksiniz. Yoksa öyle. Soru içeri. O zaman sanki birazdan birazdan üstümü değiştirip işe gideceğim. Bir yandan da bana eşlik edeceksiniz ha. Vay be. Nereye getiriyorum? Evet, tabii ki sana eşlik edeceğiz. Üstünü değiştirsen de değiştirmesen de, ister giyinik ol, ister giyinik olma, biz sana her türlü eşlik edeceğiz. Evet, şimdi bu web sitesinden birazcık daha bahsedelim istiyorum. Sizin sadece web sitesi çalışmanız da yok. Bunun dışında başka yayınlarda çıkartıyorsunuz, doğru mudur? Yani Türkiye'deki çağdaş sanat fuarları, film festivalleri, onlar için özel ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında ürün değil. Hani bir şeyin belleğini bırakabilmek. Çünkü festivaller yapılıyor, fuarlar yapılıyor. Sanat fuarları, contemporary olsun, art international olsun. Uçup gitmeye başlıyor. Yani kendi web sitelerimiz için. Söz düşer, yazı kalır durumuna geliyoruz yine en sonunda. Aynen. Fuarın incelenmesi, ne oldu, nereye gitti, hangi sanatçılar ne kadar başarılı oldu ya da fuar ne kadar başarılı oldu, hepsinin incelenmesi ve arkada bırakılmaması. Ve bir taraflı durumda yok değil mi? Yani direkt net. Amacımız hiç kimsenin tarafında olmamak. Çünkü hani Türkiye'de her zaman böyleydi. Herkes birinin tarafı, herkes birini koruyor. Herkes birinin biraz arkasında, daha fazla olması önünde, için. Evet. Yani biz bir yayın yapalım. Hiç kimseyi taraf tutmasın. Herkesi eşit sevsin, herkese eşit davransın ve onun üzerine yaşasın. Şahane. Peki. Siz sanırım bir dakika, zaten hani kurucususunuz ve bunun hani bu fikri bir şekilde, ya bir gün böyle oturuyordunuz ve şey mi oldu? Tam öyle olmadı. Burcu Okan Boygen'in istemediği sorulardan bir tanesi soruyor. Soru şudur: neden sanat? hayır ya, nasıl yani, oldu? Çok uzun yıllardır aklımdaydı zaten. Yani çünkü hani genç yeteneklerin aslında hiçbir şey yapamamasını sağlamak. Bunu kesin konuşalım. Aynen. Bunu biz arada da konuştuğumuz için dinleyicilerimizle biraz kafam karışıyor. Yani arada reklam girdiğinde, haber girdiğinde de biz sohbetimize devam ediyoruz çünkü Mustafa Bey'le. Mustafa ile diyebilir miyim? Tabii ki de. Tamam, Mustafa ile. Mustafa. Bak, elini verirsen kolunu kaptırırsın. Mustik. Tamam, şaka yaptım. Evet. Evet, Mustafa Tekin diyelim.
şeyi konuştuk. Şuna değer veriyorsun. Gençlerin yeni yeteneklerin harcanmaması, bir şekilde onlardan da konuşulması. Aynen. Hatta şöyle bir şey söylediniz, çok da hoşuma gitti. Bilindik popüler kültürden birileri de olabilir ya da bildiğimiz, saygı duyduğumuz ve artık onun hani hakkında bir soru sormadım, sen sanatçı mı değil mi demediğimiz insanların gidip bu yeni nesilden sanatçıların eserlerini almaları ve bununla ilgili belki bir şeyler söylemeleri ne şahane bir şey olur, değil mi? Yani kesinlikle, değil bizim mi? Amaçlarımızdan biri de odur. Yani yazdığımız yazıları, daha doğrusu yazarlarımızdan talep ettiğimiz yazıların mantığını onu kurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ünlü bir sanatçı, yanına da bir genç sanatçının röportajı. İkisinin de farkına varsın. Hı-hı. Yani hep belli bir yaş aralığındaki sanatçılara odaklanmış. Hı-hı. Ne yazık ki koleksiyonerlerimiz ya da sanat almak isteyen insanlar hep aynı yaş aralığına odak. Evet, gençler var. Gençler aslında hani çok da. Sırf gencin, hı-hı, dışında da yani biz bile istediğimiz zaman inanılmaz milyon dolarlık eser alman gerekmiyor. Hı-hı. Edisyon alabilirsin. Evet, evinde evet, bir edisyon bulunabilir. Dijital baskı yerine bir sanatçının edisyonunu barındırmak da daha zevkli bence. Evet, kesinlikle. Ve burada anladığım kadarıyla yazarlarla, yani şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Röportajlar var değil mi? Sanat incelemeleri, sergi yorumları. Filmlerden de bahsediyoruz bu arada. De. Edebiyattan da bahsediyoruz. Değil mi? Yani aklımıza aslında gelebilecek her tür. Ve yaşam, yani lifestyle falan, öyle bir şeyler. Tam lifestyle yok. Ondan da biraz bahsedelim. Lifestyle'ımız yok, sadece üretim hı-hı, yapan insanların, yaratıcılıkla hı-hı, ve ortaya masaya bir şey koyan insanların. Hı-hı. Yani masaya bir şey koymayan insanları genelde konu almamaya çalışıyoruz. Masaya koyamayacağı bir şeyse? Masa koymak. Tamam. Peki şeye geldim size, onu da merak ediyorum. Hani şöyle bir hikaye oldu. Hani biz yazdıktan sonra bu kızın, bu adamın, bu çocuğun işinden bahsettikten sonra böyle bir etkileşim yaşandı falan dediğiniz bir şeyler oldu mu, merak ediyorum. Yani onun tamamen ölçmek mümkün değil. Ya da yani hani size tekrar geri dönüşü iyi olmuş olabilir. Yani şöyle şeyler oluyor. Bizi arayıp bu sanatçıya nasıl ulaşabiliriz? Çok güzel. Yani bu tür şeyler oluyor ama yani bizim amacımız... Yani ilk kez sizinle keşfediyor ve daha fazla bilgi istiyor belki de onunla ilgili, değil ve mi? Ve çok ısrarcı oluyorlar, inanamazsınız. Vay be, peki veriyor musunuz bilgileri? Tabii, direkt paylaşıyoruz. Buradan bütün sanatçılara sesleniyorum. 0500 ev adresi, kapı numarası, telefon numarası. Bakkala geçince soldaki apartman 3. O kadar değil herhalde. Belki de mail adresi. Mail adresi. Peki. Şimdilik. Öyle mi? Peki. Bir an böyle tereddütte kaldın değil mi? Öyle mi? Acaba gerçekten öyle mi falan? burada şunun üstüne basarak tekrar söylemek istiyorum. Yazarlara, sanatla ilgilenen yazarlara da önem veriyorsunuz ve bu yazarların amatör olmaları sizin için bir problem diye size yazıp yollayabiliyorlar ve siz bunların hepsini kale bir şekilde alıyorsunuz. Aslında, yani yayınlanacak değil ama. Yani yazıp yollamak değil, bizim sitemize yazar olarak üye olup kendileri yayınlayabiliyorlar. Direkt üye olabiliyorlar. Herhangi bir kontrol mekanizmasına çok büyük bir şekilde takılmadan diyelim en azından. Aynen. Şu sadece dikkat ettiğimiz etik kural, kimseye hakaret etmemek. Hı-hı. Yazılan yazı kimseye, hiçbir kuruma basın hakaret etmemesi. Basın şeyleri, ilkeleri çerçevesinde her şey kabuldür diyorsunuz tabii aslında. Tabii ki de. Yani insana saygı çok önemli. Onun dışındaki peki bunu, her şey. Bunu yine birazcık daha çerçeveletelim. Herhangi bir film hakkında yazabilirler. Bir gittikleri bir sergi hakkında yazabilirler. Dinledikleri bir albüm hakkında yazabilirler mi? Her şey yazabilirler. Her şey yazabilirler. Hani yemek tarifi verebilirler. Hayır. Ne yazık ki o bizde filtrede takılır. Tamam, şahane, çok çok sevdim gerçekten. Ve burada yazmaya başladıktan sonra da eğer gerçekten hani sizinle iyi bir kontak kurup çok beğeneni, çok okuyanı oluyorsa da sonrasında sizinle telifli bir yazarınıza dönüşüyor. Aynen. Çok güzel. Kaç tane var dersen, bunun var mı bir yani, şeyi? Üye olarak 1300 tane yazarımız var. Wow. 1300 yazar. Çok çok iyi. Aynen. Ve bu yazarlar hani bir tane yazıp bırakanlar mı, yoksa sürekli aktif olan? Şimdi her ay 50 tane yazarla çalıştığımız için, hı-hı, 3 yıldır çalıştığımızda bayağı bir insan birikti. Çok güzel. Ve ya. Dönüşümlü çalışıyoruz. Yani, hı-hı, bir kişiye tamamen alıp sen ömür boyu yaz burada demiyoruz. Hı-hı. 2 ay yazıyor, ondan sonra yeni bir ses
Sonra 2 ay sonra belki tekrar yazabilir o kişi. Karar vermek zor olmuyor mu peki? Yani bu ayki sayıda kimin yer alıp yer almayacak konusunda. Aslında bayağı bir materyal çünkü. Hani kolektif hareket ediyoruz. Yani biz yazarların ne yazacağını da karışmıyoruz tamam. Tabii ki. Çok yani, güzel. Tabii ki de. Çok güzel. Bir şey daha soracaktım. Umut'un sorusuyla kafam şey oldu. Ay Allah özür dilerim. Ya estağfurullah ne olacak? Bir daha olsun bir daha yap. O zaman al sana şarkı. Hadi şarkı dinleyelim. Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su devam ediyor. Merhabalar tekrar. Trafik ne durumda acaba bilmiyoruz ama biz de birazdan ona doğru yol alacağız, trafiğe doğru. Hoş, ben vapurla gideceğim. Vapur trafiği olmaz değil mi Umut? Olmaz. Saati neyse tık. Vapurdaki hiçbir şey olmaz. 7'de mi kalkıyor? Aslanlar 7:20'de indin. Tamam, bu kadar basit. Sadece nesi oluyor? Sis mis oluyor. O zaman biraz ertelenme nadiren oluyor. Bir nadiren şey oluyor. O zaman da zaten işe yapacak gitmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ondan sonra Burcu diyor var ki ben işimi seviyorum. Seveceğim işte, sana. İmigren olmuşum. Bak. İmigren olmuş. İmigren bir insana doğru örneğiymiş. Yazıyor Google'a hastalıklar şimdi bob, bir şey söylemek bob lazım. WhatsApp mesajlarınıza bayılıyoruz. Okuyayım mı dedim ama bir dakika. Ya, Okan Bayülgen'in yokluğu ne kadar da belli oluyor değil mi Burcu Hanım? İyi yayınlar. Gülen surat. Teşekkür ederiz. WhatsApp numaralarımızı hatırlatalım. 0533 040 77 0533 040 77 0. Telefon numaralarımız da 0212 368 62 20. Şimdi ben bir tane tweet okumak istiyorum. Bıldırcın şeker mi? Yok, yerli şeker. Allah aşkına bıldırcın da yerliyi nasıl politik olarak benzetebilir? Bir bana anlatsana. Bir şeker vardı kreatif, da kreatif. Başınız neydi onun? Çok kreatif. Kreatif ayrı bir şey. Demiş ki yerli şeker, Burcu bak dur, hiç şahane değil, hiç güzel değil, hiç wow değil. Tiyatrocu olmadığın için Okan gibi inandırıcı harikulade olmuyor. Otur sıfır. Dememiş de ona benzer bir işaret yapmış. Yere bakan baş parmak işareti. Ama bir yandan da göz de kırpmış yani. Böyle bu sanat da böyle işte. Önce seni böyle yerin şeyine sokuyor, sonra bir göz kırpıyor. Öyle değil mi? O kadar güzel çıkalım ki bu. Tamam, bir bilene danışalım o zaman. Yanımızda da artfulliving.com.tr'nin üretici asistan müdür yanımızda değil ama kurucusu burada, Mustafa Tekin burada. Ve onunla sanat konuşuyoruz. Aslında evet, birazcık oluşumdan bahsettik. Ne amaçla yola çıktığınızdan bahsettik. 3 yıldır devam ediyorsunuz. İnteraktif olduğundan bahsettik. Biraz da şeyden bahsedelim istiyorum. Direkt hani Mustafa Tekin'le konuşalım istiyorum. Sanat konuşalım biraz. Hani Türkiye'de. Türkiye'de sanat deyince de tabii ki çok geniş bir başlık oluyor. Ne yazık ki. Evet. Ama mesela şeyi merak ediyorum. Siz bireysel hıçkırdınız mı? Siz bireysel olarak hıçkırınca ne denir? Çok yaşa denir mi yine? Bilmiyorum. Güzel yaşa. Güzel yaşa. Evet. Ne denir hıçkırana? Bir şey denmez. Korkutulur hıçkıran. Ki yo, hıçkırmasın. Yo. Helal denir. Helal mi denir? Tamam be. Tamam. Evet. Senin kişisel olarak hani bir de eminim bir sürü şey yaşıyorsun. Mesela az evvel şey konuştuk. İki sanat ayrı, mesela edebiyattan ve resimden birer sanatçıyı ya da yazarı karşılaştırıp birbirleriyle röportaj gibi bir şey düşündünüz mü hiç gibi demiş, evet, dedim. Aynen. Düşündüğünüzü söylediniz. Ama hani çok da istediğiniz gibi olmuyor, olamıyor falan dediniz. Aslında yani bunların sebepleri yani ne? Yani insanların ön yargıları var. Yani ön yargısız bir şekilde bakıp kimse kimseye bir şey yapmayacak, gelin tanışalım. Hakikaten yaratıcılık konseptinde kendi anlayışımızı kişisel olarak anlatabiliriz, paylaşabiliriz. Bir hani illa birbirine tam örtüşmesi gerekmiyor. Kesişebilir. Evet. Bazı yerler yakınlaşabilir, uzaklaşabilir. Hatta o zaman daha hani, bir güzel olur değil mi? Oradan bir şey çıkar çünkü. Aynen. Yani hani sürekli ben size bu ne kötü, siz evet, bu ne güzel, evet, bu ne kadar da şey, evet, bence aynen de çok ön şey derseniz oradan bir şey çıkmaz. Ön yargısız bakmak. Evet, oradan bir şey çıkmaz. Bence karşıt görüşler
daha değil mi? Daha başka bir şey doğurur aslında. Yani insanı geliştirir bir kere. Evet. Yani bir kere ön yargısız olmaya başladığın zaman insanları ön yargısızca bakıp her dediğini karşılayıp kucaklamaya başlıyorsun ve aslında o insanı keşfetmeye başlıyorsun ön yargısızla başladığın zaman. Evet, aynen öyle. Peki bize söyler misiniz mesela ileride eminim heyecanlandığınız işler vardır. Hani şunu da yapmak istiyorum. Türkiye'de bunu da yapmak istiyorum. Mesela şunu bir daha bir okumak isterim ben. Şu en son paragrafı. Bu mühim bir şey bence. Başında şunu da söyleyeyim. Hani İngilizce yayınıyla birlikte Türkiye sanat gündemini dünya ile buluşturuyor da. Bu mühim bir şey. Çok mühim bir şey. Çünkü hani sanat deyince bence hani çok da böyle sınırları olmamalı bir kere, değil mi? Yani sanatın bir hani çünkü hislerden bahsediyoruz ya. Hani. Yani sanatçıya sınır koymak gibi bir şey. Evet, nasıl mümkün olabilir olur, yani? Evet. Ve bunu da çok önemli buluyorum dolayısıyla. Ve şunu da söyleyelim. Artful Living'in üyelerin siteyi, pardon. Doğru söyledim. Artful Living'in üyelerin siteyi aktif olarak kullanabilmesi, sanatçı, galeri ya da ziyaretçilerin site içerisinde yer alan içeriklere yorum yapabilmesi, beğeni, paylaşım gibi etkileşimlerin yanı sıra beğendiği sanatçı ve galeriyi takip edebilmesi gibi özellikleri, yani bu da önemli. Mesela bundan da bahsedelim. Aslında mantık şöyle çalışıyor. Siz üye olduğunuz zaman bir yazarı takip edebiliyorsunuz, bir sanatçıyı ve bir galeriyi takip edebiliyorsunuz. Sizin kendi user'ınızda sizin beğenilerinize göre haberler şekillenmeye başlıyor. Aa, öyle mi? Bu çok mühim bir şey. Yani hani aslında eğilimleriniz ortaya çıkıyor. Yani kişisel eğilimlerinize göre. Kürate edilmiş bir içerik geliyor karşımıza. Ama kendi kendini kürate ediyorsun. Ya tabii, şey gibi hani böyle bir kendi televizyonunu hani kendi istediğin medyan. Kanala işte evet kendi sanat medyan gibi diyebiliriz, değil mi? Ki bu da çok mühim bir şey bence. Peki bu belli bir süreden sonra herhalde oluşuyor, değil mi? Hani bana bireysel olarak. Hemen başladığından oluşmuyorsun süreç içerisinde. Çünkü yazarlarımız da dönüşümlü geldiği için. Ha evet, bir de öyle hani bir şey var. Hani belli yazarları takip etme. Ama aslında işte her zaman için önyargısız baktığın zaman keşfetmeye başlıyorsun. Evet. Ben anlamam, ben okuyamam. Sanat yazısından niye okuyayım ben? Hı-hı. Çok uzak olduğun düşündüğün zaman her şeyi kaybediyorsun. Ama keşfedebilirsin. Peki böyle bir şey var mı? Hani bazı yazılar, hani bunu da daha önce de çok konuştuk, Okan Bayülgen'le de çok konuştuk bunu, çok terminolojik olması bir şeylerin, hatırlıyor musunuz, NASA'dan Umut Bey gelmişti. Umut gelmişti ve onunla da konuştuğumuzda bunlarla ilgili dergiler bir şeyler var mı falan diye konuştuğumuzda Umut da aynı şeyi söylemişti. Hani o kadar terminolojik ve o kadar iç karartıcı, hani okuyucu şey hissediyor, ben bunu anlamam, mümkün değil deyip uzaklaşıyor ondan. Aslında yazılarımızı yani formülize ettik. Yani yazarlarımızdan ricamız tamam akademik düzeyde de yazı alalım, yazı üretelim. Ama yani herkesin anlayabileceği kademe kademe, keşfede hani terimleri de keşfederek zaman içerisinde daha üst seviyelerde, üst seviyede demek de yanlış. Evet. Konuyu daha derinlemesini incelemek istiyorsa zaten olmak. O terminolojiye de hakim oluyor ya da bunları da merak ediyor zaten. Ama başlangıçta o sadece hissi yaşamak istiyorsa bu insan ne demişi hakikaten çok anlaşılabilir şekilde anlatmak istiyoruz. Ondan sonra zaten onu merak eden, keşfeden evet o kadar da korkutucu bir şey değilmiş sanat dedikçe daha fazlasını okumaya başlıyor. Evet, çok güzel. Vallahi tebrikler. Devam edeceğiz konuşmaya ama birazcık şey yapalım. Migrenimize iyi gelecek şarkılar dinleyelim. Okan Bayülgen. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor ve Talk Radio ekibi, ben Okan Bayülgen, ben Burcu Baktur, şu Umut Uslusoy, bu Ege Esen ve Tuğba Terbiyesiz Demir ve bugün konuğumuz Mustafa Tekin, Artful Living fikir babası ve kurucu ortağı. artfulliving.com.tr'de insanlara sanat sunuyorlar, heyecan sunuyorlar ve günlük kullanım için doz doz eğlence sunuyorlar. Ve işte bizler stüdyoya girerek, çıkarak, sonra tekrar burada olarak ve olmayarak beraberce uzun bir yayını neredeyse
neredeyse tamamlamak üzereyiz ve çok eğlenceliydi bugün. Ağırlıkla Burcu Baktur sayesinde nefis bir kız bu. Nefis bir kız. Çünkü her şey hayata dair. Ihlar bıhlar, küçük kıkırdamalar, takılmalar, her şey. Hepimizin yaptığı gibi bu programın özelliği, içinde her şey var. Bazen pek bilimsel, bazen çok felsefi, bazen çok salakça, bazen hayatın ta kendisi gibi tıkır tıkır işleyebilir ama hık 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 hiçbir şey de çıkmayabilir. İşte bütün eviniz? Mesele bu. Daha da iyi yaşamak istiyoruz. Daha da iyi yaşamak için sadece ihtiyacımız olan sanat. Ve çok teşekkür ediyoruz sizlere. Gerek Burcu Baktur ve gerek Okan Bayülgen Twitter kullanıcı isimlerine virginradio.com.tr'a gönderdiğiniz mesajlar ve özellikle bayıldığımız WhatsApp mesajlarınız için. Burada hep beraber büyük bir WhatsApp grubu, büyük bir Twitter grubu, büyük bir grup oluşturduk. Aynı acıyı paylaşanlar arasında eve dönebilme arzusu, dönememe ısrabını yaşayanlar arasında. İşte böyle geldi geçti zaman. Nereye şimdi gideceksiniz buradan? Efendim? Eve mi? Hayır, ben bu adamı da alıp bir yere gitmeyi nereye düşünüyorum. Bu adamı da alıp eğlenceli cinayetler kumpanyasına gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bu gece oyun var. Dolu dolu, dop doluyuz. Hakikaten çok kişi var bugün. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bütün sahne İstanbul, ardına tıka kadar basa dolu olmaz. Neresine tıka kadar basa dolu olur? Ardına kadar doldum. Ağzıma kadar doldum. Ağzıma kadar doldum demeyiz Burcu. Yok ya. Ağzıma kadar. Değil o. Ya ne demek? Çok yemek ağzıma yiyince. Bir insan ağzına kadar nasıl dolar? Nasıl dolar? Yani ağzına kadar gözüne dolamaz. Gözüne kadar doldum. Gözüne kadar dolar mı bir insan? Dolar, sonra da boşalırız Amerika'da gözleri. Türkçeyi unutmuş her zaman söylüyorum. Ardıma kadar ben koy gibi. Senin hiçbir kabahatin yok. Ben o lafı yanlış kullandım. Ardıma kadar doldum. Ardıma bile bakmayacağım vardır. Ardıma bakmayacağım. Ardıma kadar doldum. Arkamı tamamen doldurdum anlamına gelir herhalde. Yok yani insanlar arkamda sıraya girdiler. Kusura bakmayın. Arkamı yani tamamen doldurdum. Evet, herhalde öyle olur yani. Başka bir anlamı yok. Ardıma kadar. Çok özür dilerim herkesten. Öncelikle senden. Estağfurullah. Kafamı da nasıl yaptın? Nasıl gördüm yapıyor bazı kadın programı sunucuları? Adamın ağzından bir şey kaçıyor mesela. Aa, hemen. Aa, ne dedi? Ne dedi? Hemen bütün Türkiye'den özür dile. Neden diyor adam? Neden bütün Türkiye'den özür dileyim? Manyak mısın kardeşim diyor. 77 milyon bizi izliyor ya, diyor kadın. Çığlıklar atıyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Dün bir şey yaptık burada. Ne yaptınız? O kadar çok hoşuna gidecek. Benim mi hoşuma gitti? Evet. Çok hoşuna gidecek. Eğer hoşuma gitmezse. Bir dakika sus. Gitmezse ama bir şey yapacağım. Gitmezse. ardında bırakırsın. Ha, evet. Evet, peki. Bak şimdi bak. Buraya bırakacağım. Buraya. Evet. Ardını bırakacak anlamadım. Bir şey mi bırakacak anlamadım. Siz ne tamam. Siz ne tamam. Bakalım hoşuma gidecek mi? Evet. Bak, müziği yavaş yavaş kes. Bir yere götüreceğim. Doğru söyleyeceğim seni ama. Bir yere götüreceğim bakalım seni. Şimdi müziği hemen kesme dedim müziği. Ya. Yavaş yavaş kes. Yavaş yavaş kes. Evet. Çünkü depresifiz, çünkü evet, sıkıntılıyız, evet, çünkü trafikten başımızı alamıyoruz ve çünkü sevdiklerimize bir türlü ulaşamıyoruz. Çünkü evlerde bekliyor bizi karılar, çocuklar, anneanneler, dedeler, arkadaşlar, köpekler, sevdiğimiz kediler. Her köpekler, kediler. Onlar da bekliyor. Köpekler, kediler, onlar da bekliyor. Peki, yavaş yavaş, yavaş yavaş seni bir ormana götürmek istiyorum. Aslında başında orman bile değil. Başında ağaçlar, birkaç ağaç görüyorsun önce. Akşam alacası çökmüş, yavaş yavaş karanlığa gömülüyor. Ama her zaman olduğu gibi orman daha karanlık şehirden. Ama gerçek bir orman değil. Asıl orman şehir. Aslında artık gerçek bir orman değil. Onun bir orman olduğunu bile bilmiyoruz. O ağaçlardan, kuşlardan hafif bir esintiden oluşuyor. Ve yavaş yavaş yaprakların üzerine basarak yürüyoruz. Dökülmüş yaprakların üzerine. Bazen bir dalı eziyoruz. Bir çıtırtı duyuluyor. Ve yürüyoruz. Ve yürüyoruz. Ve yürüyoruz. Sakın heyecanlanma. Bir nehir kenarına geleceğiz şimdi. Aha. Ne güzel değil mi? Burada duralım. Buraya iyi bence. Buraya yapılır. Şey. Kamp kurulur.
mahvettin orman. Bu nedir ya? Dostumuzu. Yani mahvettin. Bunu hak ettim. Ay. Allah. Ben de bir şarkıyı da yanıt vereceğim. Ben çok sevdim bu şarkıyı. Size gelen, bana gelecekse... Yapılmış en iyi rock beste. Evet, kesinlikle. Ve o kadar tatlı anlatıyor ki... Yani işte bütün mesele anlatım. Yani herkes bir şey söyler ama... işte bu şarkıyı da anlatamayabilir. Tabii. Evet. Kaç oda bir salon evine? Ben de size o zaman bu bestekarın bir şarkısıyla yanıt vermek istiyorum. Ben size vereceğim. Ama ben şimdi. Size ben bir size önce ama siz yandı, şimdi. Hayır, evet, siz bütün trafikte olanlar için, bütün kavuşamayanlar için, kavuşmak isteyip de kavuşamayanlar için, birbirlerini özleyenler için geliyor. Ya. Çok sıkıldım hanımlar beyler. Bugün konuğumuz artfulliving.com.tr Mustafa Tekin'di, kurucu ortağı, yapımcısı, fikir babası, her şeyi. Mustafa çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, harikuladesiniz. Beraber Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nı izlemeye gideceğiz. Mustafa ben Tekin'le... Ben hemen siteye bakacağım eve gidip. Nasıl ya? Siteye bakacağım bir ne var ne niye var. Niye sallanıyorsun? Çişin gelmiş gibi konuşuyorsun. Neden böyle yok, bir şey? Yok, çişim gelmedi. İnsan bir siteye çişi gelmiş gibi bakmaya gider. heyecandan. Ya bir dakika, artfulliving.com.tr Ye insan, ya sende bir siteye gidiyormuş hali var. Halbuki siteye bakacaksın kadın. Ama siteye gitmiş gibi bakacağım. Bu? o zaman. Sayın Burcu Baktur. Sayın Okan Bayıgen. Allah sizi başımızdan eksik size etmesin. Size bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Hangisi? Gireyim mi? Şapur şupur beni yap, çıtır çıtır beni ye. Onlar acı ben tatlı, ben başka bir şey var. Kızdan şüpheleniyordum ama bu bence. Şakayla makayla başlarmış işler görüldü. Eski Alamancı, üçüncü jenerasyon Alamancı. Kesinlikle. Peki. Öyleyse. Diler misin artık dinleyenlerimizin huzurundan ayrılalım? Evet, huzurlarını kaçırmadan. Ve çok güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. Oh. Hepimizi anlatan bir şarkı. İşte bu. Aman canım, aman aferin! Son ki... Hoşçakalın, hoşçakalın. Ben Okan Bayülgen. Ben Burcu Baktur. Bu Ege Esen. Umut Uslusoy. Ve bütün Talk Radio ekibi yarın akşam aynı saatte buradayız. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su sona erdi.